Selam herkese, ben Ezgi, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle plaj makyajımı paylaşacağım. Çok fazla içeride görmeye alıştığımız abartılı makyajlardan olmayacak. Sadece ışıltılı, cildi daha canlı gösteren, sade minimal bir makyaj yapmayı planlıyorum. Suya dayanıklı ya da kısmen suya dayanıklı bir makyaj olacak. Ne kadar dayandığını birlikte göreceğiz. Aslında çok fazla ten makyajı yapmayı tercih etmiyorum plaja giderken. Bu videoyu özel yapacağım. Çünkü üstüne güneş koruyucumu yenilesem de çok fazla güneşten korunuyormuş gibi hissetmiyorum makyajın üstünde. Saçımı da böyle ıslak görünümlü bir topuz yapmıştım. Çok sıkı, şu an pek ıslak durmuyor ama tekrar sıvı saç kremiyle ıslatacağım. En sonunda böyle iyice sıkı sıkı topladım. Yüzümde birkaç saat önce yenilediğim güneş koruyucum var. Tekrar kullanacağım. O da şu Garnier'in bu hassas ciltler için olan 50 SPF kremi. Bitirdim. Çok memnun kaldım. İstanbul'a dönünce hemen alacağım tekrar. Şu kadar çıkabildi şu an. Daha önce yenilemiştim, yüzümde şu an var. Yağlı ve yapışkan his bırakmıyor. Hipoalerjinik formül, suya dayanıklı diyor ama ben yine de suya girip çıktıktan sonra yeniliyorum. Gerçekten yağlı bir his bırakmıyor. Mat bir bitişi de yok. Birazdan göreceksiniz. Sivilce yapma konusu gerçekten çok kişisel olduğu için bir şey söyleyemem. Bende hiçbir iritasyon ya da sivilceye sebebiyet vermedi. Gayet memnun kaldım. Cildim şu an çok güzel bir şekilde emdi kremi. Mat değil, gördüğünüz gibi nemli bir bitişi var ama kesinlikle yapış yapış değil. Ağırlık hissi de vermiyor. Çok böyle hafif bir krem. Ne cildimde ne yüzümde uyguladığımda böyle yüzümde bir ağır tabaka hissetmiyorum. O yüzden sevdim. Kış için tekrar stoklamayı düşünüyorum. Dediğim gibi sizin de eğer hassasiyetiniz varsa Garnier'in bu yüksek koruma içeren koruyucu sütüne bakabilirsiniz. Sıradaki aşama olarak yine tenden devam edeceğim. Bu L'Oreal'in Glow Cherry'sini kullanacağım. Medium Glow. Bendeki 03 olması lazım numarası. Işıltılı bir renkli nemlendirici olarak geçiyor. Tüm yüzüme uygulayacağım. Başka bir ten ürünü kullanacak mıyım bilmiyorum. Şöyle bir elimin üstünde önce göstereyim. Şöyle ışıltılı bir nemlendirici. Sadece aydınlatıcı olarak da kullanabilirsiniz. Elimle uygulayacağım bunu, krem sürer gibi. Bir tık bana koyu gelebilir yüzüme. Ama dengeliyor çünkü yüzüm vücudumdan daha beyaz. O yüzden güzel dengeliyor ve kokusunu çok güzel. Çok hafif bir renk, belli belirsiz bir renk sağlıyor. Bunu fondötenizle karıştırabilirsiniz ya da makyajınızın altına baz olarak da kullanabilirsiniz ışıltılı bir makyaj için. Karıştırıp da ya da böyle tek başına da uygulayabilirsiniz sadece renkli nemlendirici olarak. Ben bu şekilde uygulayacağım. Çok az göz altlarımı kapatıcı uygulayacağım. Bugün biraz fazla mor geldi bana normalden. H-Remind 06 Neutralizer rengini uygulayacağım. Tam benim rengim. Eskiden 01 kullanıyordum. Sanki biraz renkleri değişmiş gibi geldi bana. Gerçekten güzel. Tam adı gibi nötrlüyor. Sadece göz altıma yeterli. Biraz daha aydınlık görünüm versin diye. Şu an bir yandan dışarı bakıyorum. Hava bayağı kapadı. Yağmur yağacak gibi. Yağmasın. Plaja gideceğim. Bronzer kullanıp kullanmamak arasında kararsızım. Çünkü likit bronzerim yok. Toz bronzer, pudra bronzer kullanacağım. Bu Physicians Formula'nın light bronzerı var bende. Rengini şöyle açıp göstereyim. Çok güzel ışıltıları olan. Tam benim tonumda bir bronzer. Benim tonuma uygun. Fırça yok yanımda. Mecbur içindeki bu süngerle kullanacağım. Bunu birkaç kez kullandım. Pek kullanışlı değil bence. Şöyle arkasındaki aynayı ben çok sonra fark ettim bu arada. Şurasında aynı oldum. Süngeri de çok geç fark etmiştim. Şöyle pıt pıt çok hafif uygulayayım. Çok belli belirsiz onu da. Sırf kokusu için bile kullanabilirim bunu. Kalanları burun kenarlarımı her zamanki gibi. Yeter bu kadar. Sırada son zamanlardaki favorilerimden biriyle devam edeceğim. Maybelline'in Check It bu krem blushlarından 20 numara Rose Flash isimli bu krem allığı uygulayacağım. Çok küçük. Kaç mililitre bunlar? 10 mililitre ama minicik kullandığında bile çok güzel renk veriyor. Yine elimin üstüne şöyle çok hafif sıkıyorum önce. Bu bile fazla. Şu kadar. Şöyle çok tatlı güzel bir rengi var. Elimin üstü de hep sushi sağ olsun. Bugün biraz böyle güneşten yanmış gibi uygulamak istiyorum. Önce şuralara, burnuma. Çok bile aldım. Şöyle parmağımla uyguluyorum. Süngerle de, beauty blenderlarla da uygulayabilirsiniz. O zaman daha da doğal bir görünüm oluyor. Şu ana kadar iki farklı krem aldık denedim. İkisini de beğendim gerçi. Diğerini de daha sonra gösteririm. Farklı bir markanın. Biraz daha aldık görünümünü azaltmak için Beauty Blender'la geçeceğim. Tester olmadan almak çok zordu ama
20 numarayı çok sevebileceğimi düşündüm. Gerçekten öyle çıktı. Diğerlerini bilemiyorum. Sadece bunu aldım. Ama gerçekten beğendim. Şöyle W gibi uyguluyorum. Böyle. Tam makyajım bitti. Şimdi sırada gözle devam ediyorum. Bugün kirpik kıvırcık kullanmayacağım, bir ilke imza atarak. Çünkü çok güzel bir maskara paylaşacağım sizinle. Daha önce çok severek kullanıyordum. Uzun bir süre fiyat artışından dolayı almamaya karar vermiştim ama son indirimde yakalayıp tekrar aldım kendisini. Bodrum tatilinde her gün kullandım. Suya dayanıklı mükemmel bir maskara paylaşacağım sizinle. Muhtemelen birçoğunuz biliyorsunuzdur zaten Maybelline'in bu Lash Sensation'ın maskarasının waterproof olanı, suya dayanıklı olanı. Çok güzel bir maskara. Özellikle benim gibi düz kirpiklere sahipseniz bu kaşık formundaki fırçası tek tek ayırıyor. Çok güzel kaldırıyor, hacim veriyor, uzatıyor. Gerçekten çok güzel bir etkisi var. Yani daha fazla ne söyleyebilirim? Direkt uygulayayım, göstereyim size. Kirpik kıvırcık kullanmadım söylediğim gibi. Önce şöyle dışıyla. Çok fazla dibine getirmeden kullanıyorum fırçayı. Şöyle iki gözümün arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Daha az sürecektim aslında ama çok sevdiğim için etkisini devam ettim. Bayağı bir sürdü ama tek kat uyguladım. İkinci katı geçmeyeceğim. Çok çok ıslak bir yapısı yok. Ama ilk açtığımda bir tık daha ıslaktı. Yine böyle hafif birbirine yapıştırıyor ilk başta ama onları sonra dağıtıyorum. Topaklanma dağılma kesinlikle yapmıyor. Son fiyat hakkında bir bilgim yok. İnternette bir şeyler gördüm. Fiyatlar inanılmaz uçmuş bu maskaranın şu anki fiyatını bilmiyorum. Ben en son indirimde 60 liraya, 59 liraya görmüştüm, o zaman aldım. İndirimde bulabilirseniz bakmanız gereken maskaralardan biri olduğunu düşünüyorum. İçeriği değişmiş olabilir çünkü Biederma'nın misal suyu da çıkartamadım. Ki o misal su makyaj çıkartmada en iyisi dediğim misal suydu ama Garnier'in çift fazlı argan yağlı olanla çok kolay bir şekilde çıktı. Çift fazlılarla daha iyi çıkabiliyor tabii ki de waterproof'lar, aklınızda bulunsun. Sağ gözüme de hemen uygulayayım. Kirpiklerde bu kadar. Sırada kaşlar var. Kaşlarıma da sadece bu vazgeçilmezim ama zorunluluktan, çünkü başka kaş jelim yok. Yine Wet n Wild'ın bu Mega Clear ile sadece yukarı yukarı tarayacağım. Bir sabitleyici almak istiyorum. Ama hangisini alacağım konusunda kararsızım. NYX'i almayı düşünüyorum. Sizin kullanıp memnun kaldıklarınız varsa lütfen bana önerin. Çünkü ben de ne zaman bir şey alsam yorumlara bakıyorum, önerilere bakıyorum. Ona göre tercih ediyorum. Şöyle benim kaş yapım çok fazla acaba o sabunlara, sabun gibi olan kaş sabitleyicilere uygun mu bilmiyorum. Çünkü arada boşluklu olan bir kaş. Bir şey kullanıyorum. Bir ürün. İnanılmaz uygun fiyatlı. Biraz daha yaralayayım onu. Kaş kirpikle ilgili bir ürün kullanıyorum. Bence faydasını görmeye başladım. Şu kaş şeklim özellikle çok değişti. Doldu içleri. Biraz daha kullanayım, onu da emin olduktan sonra size paylaşmak isterim. Şimdilik fena değil. Yani şu bile kalınlaştı. Burası tek sıra gibiydi benim kaşımın. Ben farkı hissediyorum, öyle söyleyeyim. Bu arada cildim zaten çok aydınlık olduğu için aydınlatıcı kullanmaktan vazgeçmiştim. Kullansaydım bu Mary Deuminizer'ı kullanacaktım. Kullansam mı acaba şöyle göz pınarlarıma da çok hafif. Şöyle hadi bir tane şöyle kullanayım. Zaten parıl parıl ama vazgeçtim deyip yine kullanıyorum. Yağmur başladı. Plaj makyajı yapıyorum. Yağmur başladı. Ben de hava niye kapandı diyorum. Ama hiç bulut yok. Birdenbire sadece böyle gri oldu hava. Plaj makyajı. Başka gün yapamam. İstanbul'a dönüyorum. Devam. Zaten bitti makyaj. Yapacak bir şey yok. Ve son olarak da bir isim bu mini setinden. 11 numara. Vinil olan setti bu. Konuşamıyorum artık yani. Sinirim bozuldu şu an yağmura. 11 numarayı kullanıyorum. Çok hafif, sadece dudağın ortasını dokundurup parmağımla yayacağım bunu. Arzu ederseniz üstüne gloss da kullanabilirsiniz. Ben gloss kullanacak olsaydım tabii ki Essence'ın şeffaf gloss'unu tercih ederdim. En sevdiğim gloss kendisi. Size bu makyajın dayanıklılık testini de yapmayı planlıyordum. Ama plaja gidemiyorum şu an. Başka bir zaman artık size Instagram'dan, bilmiyorum, belki de storylerde ya da IGTV'ye çekersem eğer dayanıklılık testiyle birlikte paylaşmak da isterim. Yok gibi makyaj mı derseniz, plaj makyajı mı, happy hour makyajı mı, artık size kalmış. İstediğiniz yerde kullanabileceğiniz
bir ıslak görünümlü makyaj oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Sonu planladığım gibi olmasa da ben yaparken zevk aldım. Makyajımda kullandığım ve merak ettiğiniz ürünler varsa, biraz olsun size faydalı olabildiyse ne mutlu bana. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.